Herkese yeniden merhaba. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle WhatsApp uygulamasında bazılarınızı bildiğinizi düşündüğüm, bazılarını ise belki bilmiyor olabilirsiniz diye düşündüğüm bir video hazırladım. Bu videoda WhatsApp kullanırken hayatınızı kolaylaştıracak, WhatsApp'ı daha verimli kullanabileceğiniz birkaç özellikten bahsedeceğiz. Çok fazla vakit kaybetmeden videoya geçebiliriz. Şimdi telefondan ekran kaydını başlattım ve sizlere ilk bahsedeceğim özellikle hemen başlıyorum. Öncelikle WhatsApp'a giriyorum. WhatsApp'a girdikten sonra ayarlara giriyorum. Bu arada mesajlarımı yedeklemem gerekiyormuş. Öyle bir uyarı geldi. Yapmamız gereken şu. Önceden biliyorsunuz ki profil fotoğrafınızı ya sadece kişilerinize ya herkese ya da şimdi göstereceğim gibi hiç kimseye göstermiyordunuz. Yani şurada son görülme kısmına girdiğinizde herkes, kişilerim ve hiç kimse gözüküyordu. Fakat artık şunlar hariç kişilerim dediğinizde, mesela ben şu an buradan profil fotoğrafımı seçiyorum. Profil fotoğrafıma geldiğimde şunlar hariç kişilerim diyorum ve buradan canı seçiyorum. Canı işaretledim ve artık Can benim profil fotoğrafımı göremiyor olacak. Hemen teyit edelim. Bir bakar mısın Can? WhatsApp profil fotoğrafıma. Evet, göremiyorum. Evet, Can da şu anda profil fotoğrafım gitti. Bunu bu şekilde profil fotoğrafınızı görmesini istemediğiniz kişiler için uygulayabilirsiniz. Şimdi geçiyorum ikinci özelliğe. Şimdi bildiğiniz gibi WhatsApp'ta son zamanlarda çok popüler oldu. Özellik çıktığında da patladı. Süreli mesaj. İnsanlara belirli süreyle mesaj yollayabiliyorsunuz. Ben bunu daha önce hiç kullanmadım bu arada ve ben de kapalıymış. Bugün baktığımda fark ettim. Önce ayarlara girdim tekrar. Ardından hesaba giriyorum. Buradan gizliliğe giriyorum. Gizliye girdiğimde süreli mesajlar ve varsayılan mesaj süresi bende kapalı olarak gözüküyor. Bunu 24 saat, 7 gün ve 90 gün olarak ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle oluyor. Mesela diyor ki bu özellik etkinleştiğinde tüm yeni bireysel sohbetler seçilen süre dolduğunda kaybolacak. Yani ben bunu 7 gün olarak seçtiğimde 7 gün sonra mesela cana attığım mesajlar kaybolacak anlamına geliyor. Yani bana çok mantıklı gelen bir özellik değil bu arada. Çünkü ekran görüntüsü alırım ve o mesajlar kaybolmaz sonuçta. Ama WhatsApp böyle bir şey de yapmış ki kullanan arkadaşlarım da var. Ama dediğim gibi ben ilk defa şu an bunu aktif hale getirip tekrardan da kapatmış oldum. Şimdi geldik üçüncü özelliğe. Üçüncü özelliği ben de bugün öğrendim diyebilirim. Mesela ben Can'a buradan mesaj atacağım. Yazacağım ki mesela su kaplumbağası. Su kaplumbağası yazıyorum. Sonra bu mesajı seçiyorum. Şuradaki oka tıklayıp webte ara diyorum. Ve bunu dediğimde beni otomatikman Safari'ye yönlendiriyor ve su kaplumbağasına dair bütün arama sonuçları karşıma çıkıyor. Bu da oldukça pratik fakat ne kadar kullanışlı olduğu tartışılır. Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Bir sonraki özelliğimiz ise WhatsApp'ta en çok kiminle konuştuğunu merak edenler için geliyor. Bunun için öncelikle ayarlara giriyorum. Ayarlara girdikten sonra saklama alanı ve verilere geldim. Burada saklama alanını yöneti tıkladığımda en çok kiminle konuştuğunuz ortaya çıkıyor. Ben şu an 7.99 GB kullanıyormuşum. 52.32 GB'ım boşmuş. Ve en çok veri alışverişi yaptığım, mesajlaştığım, fotoğraf, video gönderip aldığım kişiler ise Kenan, iş grubu ve aile grubumuz olarak sıralanmış. Eğer sizler de en çok kiminle etkileşimde olduğunuzu merak ediyorsanız bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Şimdi geldik 5. özelliğimize. 5. özelliğimizde de şöyle bir durumdan bahsedeceğiz. Fotoğraf ve videolarımızı süreli göndermek. Aslında bunu duymuşsunuzdur. Çok eleştiren de oldu, çok beğenen de oldu ama artık WhatsApp'ta fotoğraf ve videolarınızı süreli gönderebiliyorsunuz. Bunun için öncelikle Can'la olan sohbetime giriyorum. Şu şekilde bir fotoğraf çekiliyorum. Çekildim. Sonrasında başlık ekleyin kısmının yanındaki 1'e tıklıyorum. Ve buradan fotoğraf bir kez görüntülenecek olarak seçebiliyorum. Ben bunu Can'a yolladığımda Can fotoğrafı sadece bir kez görebilecek. Ama bu da ne kadar mantıklı bilmiyorum. Bir ekran görüntüsü alsana. Tamam, bildirim gelmedi bana mesela. Hani bir kez de gönderseniz yine karşınızdaki ekran görüntüsü alabilir. O yüzden bunlara çok kanmamak lazım. Biliyorsunuz ki zaten siber suçlar falan oldukça yayılmış durumda. O yüzden bu durumlara çok aldanmamak lazım. Bir seferde gönderseniz karşınızdaki kişi yine de ekran görüntüsü alabiliyor. Son özelliğimiz ise mesajlarınızı bold, italik ve üstü çizili yapmanız hakkında. Şimdi hemen bundan bahsedeceğim. Öncelikle Can'a Can yazıyorum. Bu mesajım bold olarak gitti. Sonrasında
tekrar canlı yazıyorum. Alt tire ile birlikte mesajım eğik olarak gitti. Sonrasında son olarak da canlı yazıyorum ve bu da üstü çizili olarak gitti. Bu şekilde de WhatsApp mesajlarınızda vurgulamak istediğiniz ya da istemediğiniz kısımları düzenleyebilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Bu videoda sizlere WhatsApp hakkında bildiğiniz ya da bilmediğiniz bir takım özelliklerden bahsettim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizlerin bildiği farklı özellikler varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.